Merhaba arkadaşlar, Games Türk'üm. Bir tanesi daha hoş geldiniz. Bugün yine mini korku oyunlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizler birlikte Garden of Bamban tarzı bir oyun oynayacağız. Fresh Carol Company adlı bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Demo bir oyun. Bakalım nasıl bir oymuş, merak ediyorum. Yani bildiğiniz Garden of Bamban'la neredeyse kardeş gibi diyebiliriz arkadaşlar. Evet, play tuşuna basarak oyunumuza başlıyoruz. Biz neredeyiz arkadaşlar? Biz bir tahıl şirketindeyiz. Okuduğum kadarıyla öyle bir yerdeyiz. Gün sonunda çalışma yerimiz. Burada bana bir hediye gelmiş. Kimden gelmiş? Diyor ki arkadaşlar, bugün senin son günün olduğu için, son günümüzmüş. Bizi hatırlaman için sana en sevdiğim sınırlı sayıda Fred Carroll Company'nin eşyalarından birini veriyorum. Tabii eğer başarabilirsen tahıl püskürtücü mü? Tahıl püskürtücü 97 diye bir şeymiş arkadaşlar. The Carol Blaster. Dikkatli kullanın diyor. Ayrılmadan önce ofisime uğra ve merak etme, seni kalmaya ikna etmeye çalışmayacağım demiş. Yazan sarı kafa. Yellow Hat. Yellow Hat adlı biri bunu yazmış. Sarı kafa kim acaba? Merak ediyorum. Patronumuz herhalde. Okey. Tamam. Bunu okuduk arkadaşlar. Hediye paketimiz bu. Tahıl püskürtücü diye bir silahmış. Aynen bu. Neyse artık bilmiyorum. 97 numarası var bir de. Bu ne? Satış rakamlarının yükselişini gösteriyor. Burada bir tane şey var. Dear Friend ile alakalı. Her yerde para var. Niye? Biz bayağı zengin mi olmuşuz acaba? Evet, doğum günümüz. Birthday yazmışız. Burada bir tane kraliçe demişiz. Büyük ihtimalle bizim çocuğumuz var. Günlerden bugün ayın 31'iymiş arkadaşlar. Yani Temmuz ayını da bitirmişiz. Okey. Buralarda var mı bir şey? Yok. Bir canımız var. Her yerde yine dolar dolar dolar, para para para. Paranın üstündeki eleman da çok farklı fark ettiyseniz. Bir dakika, silah al dedi. Silah aldım ben. Tahıl silahım nerede? Şu an gözükmüyor. Nerede oldu? Bak şurada bir tane de oyuncak var. Bu ne? Evet, buranın oyuncağı da bu. Bu arada bu Huggy Wuggy'ye de az çok benziyor arkadaşlar. Burada bir şey var ama bir tane kaşık. Altın kaşıkmış. Bilemedim. Kimden nefret ediyorum demişiz şurada. Neden bir şey demişiz bilmiyorum. Abi anahtar lazım. Anahtar nerede? Biri bana bunu sorabilir mi? Ben burada ne yapıyorum? Her yerde dolarlar, altın paralar falan var. Şimdi tuşlara basayım. Yok. Tapla silahı alabiliyoruz. Evet, silahı aldık. Artık test modundayız. Bakalım, deneyelim. Ateş! Wow. Evet, çok enteresan bir silah almış ama bunu da yapmış olduk. Niye benim ellerim kanlı? Ayıptır sorması. Biz ne yapıyoruz oğlum? Bu nasıl bir mekandır? Evet. Sarı kafanın odası. Öldürmem yok mu diyecektim. Mermim bitti. Selam kanka. Seni gördüm ve sevindim. Tüm dünyam başıma yıkılıyor. Biri buraya çöp atmış ve değerli altın kaşığımı çalmış. Bu altın kaşık dedi. Benim odamdaki kaşık olma ihtimali yüzde kaçtır arkadaşlar? Bilmiyorum ki. Olabilir kanka. Ben görmemiş olabilirim. Neyse. Dinle, bu gece benim yardımım olmadan kaçabileceğine inanmıyorum. Lütfen bana son bir iyilik yap ve çalınan altın kaşığı bulmama yardım et. Ben de yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapayım diyor. Yani benim burada çıkmam için o kaşığı mı bulmam gerekiyor? Gerçek misin? Gerçekten ciddi misin sen ya? Eminim o kötü bir BT elemanıydı. Şuraya bak, kapı açık. Şimdi aç diyor arkadaşlar. Altın kaşık istiyorsun ha? Yani illa bak burada işte bu altın değil ki, bu pembe kaşık. Tamam, bu arkadaşa altın kaşık istiyoruz arkadaşlar. Şöyle kaşıklar üreten bir firma, tahıl firması dediğim gibi. Bizim bulmamız gereken altın kaşık galiba. Altın kaşık, kapı açık falan dedi. Git dedi. Gidiyorum o zaman ben burada. İyi, mermi bulduk. 4 tane mermim oldu artık. Bakalım neler karşımıza çıkacak, çok merak ediyorum. Tamam. Bu şirket mısır gevreği üreten bir şirket galiba. Mısır gevreğini üretirken de yanında böyle promosyon olarak da kaşık maşık veriyorlarmış galiba. Gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla. Okey kanka. Bu ne abi? Bu ne? Neyin nesi bilmiyorum ama parça pinçik ettim. Şimdi adamın kafası koptu. Bir şey diyeceğim. Adam resmen kendi heykelini diktirmiş buraya, altından hem de.
Bunlar ne? Ne bu? Burada bir can olayı var. Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Bu arada adam gerçekten kafası koptu he. O da. Ya hayır 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 hayır. Gelme bak, vallahi vururum vallahi. Dedim kanka. Gelme dedim. Vururum dedim. Aha bu. Altın kaşık. Şifre var. Yeşil yeşil yeşil. Yanlış. Hepsinin aynı renk olma ihtimali yüzde kaç? Yüzde sıfır. Tamam, doğru renkleri bulacağız. Şurada mermi var. Şu mermiyi alayım kanka. Free. Buralar açılıyor mu? Açılmıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, CV falan var. Biz buraya doğru rengi bulmamız lazım. Bu arada can aldık. Bunların hepsini tek tek açacak mıyım? Yok. Sadece orta taraf açılıyor. Burada bir şey yok. Devam edelim. Şimdi renk arıyoruz. Renk kombinasyonu bulmamız lazım arkadaşlar. Güvenli oda. Bu ne? Bir. Yine burada bir belli bir seviyede miktarda kol çekmemi istiyor ama kaç ne kadar bilmiyorum arkadaşlar ama içeride de hiç hoş şeyler olmamış size söyleyeyim yani. Şu mavi odaya bakalım, burada ne var? Yine burada her yer ketçaplanmış, ne yaşandı hiçbir fikrim yok. Mükemmel bir yer. Burası tu... Üzgünüm. Özür dilerim. Kanka kolay gelsin. Beni takip etmeyi unutma YouTube'dan. YouTube'dan arkadaşlar. Siz de takip edin. Teşekkürler. Allah Allah. Çok enteresan. Adamın rahatını bozmadık. Neyse. Burası woman. Aynen. Burası kızlar tuvaleti ama oraya giremiyoruz. Şimdi burada ne var abi? Burada yine... şu eksik olan dişi mi bulacağım? Galiba öyle. Bu ne? Performans... Burada çalışanların performansını ölçen bir yer. Bak, Yellow Headset'ten sarı kafamız birinci sırada. Sonra Sadman, yani üzgün kafa. Herkese kafa isim. Dollar Man var bir de lan. Evet arkadaşlar, bakın burada bir ipucumuz varmış zaten ya. Kocaman yazmışlar adamlar. Bir bakın, turuncu ananas, sarı muz ve bir tane de böğürtlen mi oluyor? Yani kısaca arkadaşlar, turuncu, sarı, mavi. Turuncu, sarı, mavi. Olması gerek. Evet. Doğru. Altın kaşığımızı artık aldık. Şimdi bunu yukarıdaki sarı kafaya götüreceğiz arkadaşlar. Kanka şunu bir alabilir mi? Teşekkür ederim. Tamam. Altın kaşığımızı aldık. Şimdi yukarı çıkalım. Bize saldıran falan var mı? Yok. Okey. Şimdi yukarı gidiyoruz arkadaşlar. Sarı kafamıza şu altın bilmem nesini vereceğiz. O da bize bir çıkış yolu için bize destek olacak. Yani bize yardımcı olacağını söylemişti. Bakalım nasıl yardımcı olacak. Bak, ister misin? Al. Yes! Teşekkür ederim. Şimdi benim sıram diyor. Senin ihtiyacın olan, kaçmanın yardımcı olacak olan bir warehouse'lı bir tane şey varmış. Vent varmış. Tamam. Depoya girebilmek için Sandman'in tam işbirliğine ihtiyacınız olacak. Onu dinlenme odasında gördüm. İşte günlük performans değerlendirmesi. El yazını taklit etmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Fred hiçbir şeyden şüphelenmeyecek diyor. Fred kim ya? Fred bu en üst patron galiba arkadaşlar. Bu üstün performans bilmem nesi var ya, yani aşağıda gördük arkadaşlar. Artık bize çok güzel bir performans bir şey yazdı herhalde. Son bir şey daha dedi. Tecrit altında olmamızın sebebi sensin diyor. Bu beni gerçekten şaşırtmadı diyor. Niye? Ne alaka oğlum? Ben bir şey yapmadım ya. Nerede? He şu performans review. Aldım hocam. Tamam, gidelim bakalım. Evet. Bize bir karne verdi arkadaşlar. Karnemizden pek iyi aldık galiba. Bununla beraber gidiyoruz. Şimdi buraya girmemiz için şu ağlayan eleman sent kafa galiba. Şimdi bunu şey yapmamız lazım, bir dakika. Heh şu. Bu şeyi buna vermem lazım. Nasıl olacak? Heh. Tamam, oldu. Kabul etti. İçeri girebilirsin dedi. Teşekkürler. Artık ben de başarılıyım arkadaşlar. Okey. Şimdi içeri girelim. Selam. Kanka sen bir... Sen bir şey yapmazsın ama şu bir şey yapacakmış gibi mi geliyor?
Ne dedi o? Kovbin bir bilmem ne bir şey dedi. Havayı uçtu ama sonra yine kafası koptu bunda. Evet, burada mermi aldık. Dur kanka, ağlama, geliyorum. Sen bana saldırır mısın? Çok merak ediyorum. İnşallah sen de bana saldırmazsın. Aa, can bulduk. Kanka bana bir şey... Kadının kafası buraya kadar geldi. Kanka bir şey yapar mıyacağım ben? Bakma bana öyle. Bakma bana öyle. Ne oldu? Anlat. Az önce depo bölgesinden çıkmaya çalıştım ama Friend bana çok kızgın diyor. Diyor ki kilit altında olduğumuzu bilmiyordum. Bu karantina olayı var ya şu anda tüm her yer kapanmış galiba. Ve de bunu açıklamaya çalıştım ama bana hiçbir şekilde şans tanımadı diyor. Yani tecrit altında olmamızın sebebi ben değilim. Bana kızma. Vallahi ben bana kızma. Sizden bir medical kit istiyor arkadaşlar. Bana yardımcı olabilir misin diyor. Ha şu. Medikal bilmem ne. Ha tamam lan, şuradaydı o. Hemen gideyim şurada. Okey, veriyorum abi. Let's go. Ha bir dakika, ilk önce şuradan envanterden seçmem lazım. Okey. 3 numara. Okey, ver bakalım. Evet, medical kit aldık hocam. Şimdi hemen ilk yardıma geliyorum. Ama bunun ağlaması kesildi. Ne oldu lan? Sandman. Üzgün adam. Lan senin kafan. Tamam, bir şey yok, bir şey yok, dur. Kanka iyileştireceğim seni, bekle. Sadece kafanı birleştirmem gerekecek. İyileştiremiyorum. Aa, kafasını istedi. Sandman Head. Niye böyle bir şey aldın? Ne oluyor? Help Fred. O be. Okey, okey. Help Fred bilmem. Aa, Fred bu mu? Aa, vallahi Fred bu. Bu nasıl Fred lan? Patron geldi arkadaşlar. Patron geldi. Selam. Patron. Buyurun efendim. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapmadık. Bir daha bekleriz. Fred Başkan geldi vallahi. Fred Başkan. Bu ne, hayırdır, bu ne yapıyor oğlum bu? Ava ya, herkes bundan korkuyor ya. Bu adam gerçekten korkutucu. Bu arada iyi gördük ya. Alarm çaldığında buraya gir. Fred geliyor diyor. Bunu kim çizdiyse teşekkür ederiz. Şimdi adam buraya doğru gitti. Adamı ben bununla havayı uçurmam yok mu? Yokmuş. Okey. Şimdi medikal bilmem ne kit benim elimde kaldı böyle arkadaşlar, fark ettiyseniz. Biz şimdi ne yapacağız? Burada kahve makinesi var. Burada dondurma makinesi var. No yazısı var burada. Hayır. Neye hayırsa artık. Bu çalışmıyor diyor. Burada bir şeyler varmış ama şu an çalışmıyor. Okey kanka. Fridge var. Başka bir şey yok. Şimdi o zaman depo bölümünü açmaya mı çalışacağız? Depo bölümü. Galiba evet. Peki depo bölümünü nasıl açacağız? Bunları ben sonuna kadar çekmem mi gerekiyor acaba? Bak bu şurada bir tane yazı var. Ne diyor? Bad, korkutucu, Fred. Her şey Fred'e bağlı arkadaşlar. Bu Fred çok korkutucu. Bak yine birinin kafası yok. Bu ne oğlum? Bu memlekette herkesin kafası uçuyor. 6'ya kadar gitti. Şimdi bunda ne kadar? Aa, oldu lan. 6-4'müş. Okey. Ne diyor? Ha. Bizim Sandman'in kafasını buraya koyacağız. Okey. Aga be. Çocuk o kadar ağladı. Şimdi kafası iş görecek. Hadi bakalım. Şimdi buraya koyalım. Koyduk. İçeri girebilmenin yolu bu kafayı koymak mı gerçekten? Çok enteresan. Açıldı mı kapı? Aa, kapı açıldı valla. Bakın burada ne diyor? Tüp. Boom. Korkarsan. Fred. Gigi. Tamam. Anladığım kadarıyla tüpleri patlatacağız Fred'e karşı. Burada birinin kafasını uçurmuşlar. Çok enteresan. Aa, vallahi bir... Aa, şu an bir yere gidiyoruz. Savaşa gidiyoruz. Hadi bakayım, gönder abim. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Aa, bak şurada tüp var. Aa, Fred geliyor. Aa, dur, Fred'i şuraya patlatacağız galiba. Fred'cim. Fred. Ne yaptın hocam? Tamam, anladım. Tamam. Okey. Şimdi galiba tüpleri patlatacağız arkadaşlar. Ölümüne tüp patlatma. Şimdi tamam, tüpleri patlatacağız abi. Bak şurada tüpler var ya. Tüpleri patlat. Biraz geç mi patlattım? Erken mi patlattım? Geç mi patlattım? Aa, şuradan.
Ah öldüm adam. Adam öldü hocam. Adam öldü mü kendim? Direkt bayıldı lan. 3 tane tüpü patladı adam. Devam edecek. Güzel. To be continued. Güzel. Bir tavıl mekanında neler neler dönüyor ya. Mısır gevreği üretiyorsunuz oğlum. Bırakın siz mısır gevreği üretmeye devam edin. Niye milletin kafasını koparıyorsunuz? Bu Fred denen patron kim abi? Bu neci abi? Bu sarı kafalı eleman bu altın kaşıklarla kafayı bozması neden? Kafamda deli sorular. Bakalım oyunun devamı gelir mi bilmiyorum arkadaşlar ama Steam'de de varmış oyun. Oyunun tam sürümü çıktığında bir bakarız, bir göz atarız diye düşünüyorum. Tabii ki de devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizden şöyle bir 5000 like bekliyorum. 5000 like gelirse serinin devamı gelecektir. Bu tarz mini korku oyun önerileriniz varsa arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Discord sunucumda arkadaşlar oyun önerilerim bölümü var. Oradan da önerdiğiniz oyunlara yazabilirsiniz. Oradan aralıklarla önerdiğiniz oyunları seçip YouTube'dan oynuyoruz efendim. Bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Yine mini korku oyunları serisinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bye bye.